Akdoğrak'a doğru gidiyoruz ama her 500 metrede, 1 kilometrede bir durmak zorunda kalıyoruz. Bu manzaraları görünce fotoğraf çekmeden geçemiyoruz. Bona Nehri. Abada ilçesinden Akdoğrak iline doğru gidiyoruz. Yolda kaçmayan bir keklik gördük, geri döndük o yüzden. Ama biz yanına yaklaşınca kaçtı. Şimdi tekrar arabaya geri döndürüp Akdoğrak istikametinde gideceğiz. Çok yeşil dağlar var. Yüksek geçitlerden geçiyoruz. Üçüncü yokuşu çıktık ve yokuşlardan sonra uzun süren inişler var. Üçüncüyü yaşıyoruz şimdi. Doğa yemyeşil, her şey yemyeşil burada. Büyük bir kültür dönemine adını veren Karasuk'tan geçiyoruz. Yani Kara Irmak.
Asya Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti'ni, yani Göktaşı inancındaki iki tane özerk Türk devletini birbirinden ayıran sınır. Karşıda Respublika Hakasya, yani Hakasya Cumhuriyeti yazıyor ve Tuva yazan yazıyı da aşağı ince çekeceğim. Buradan yazısı görünmüyor. Burası bir kutsal yer. 2214 rakımlı kutsal bir yer. Bütün yüksek yerler Göktaşı'ya yakın olduğu için kutsaldır eski Türk inancında ve bugünkü yaşayan Göktaşı inancında, Tengri dininde. Bu nedenle buralara insanlar dileklerini dileyip bez bağlıyorlar veya obo taş dikerek Göktaşı'dan isteklerini yerine getiriyorlar. Burada durduk ve durduk ki biz de bezlerimizi bağlayalım ve dileklerimizi dileyelim. En yukarı tepedeki obo taştaki dilek ağacına, dilek sırığına, doğuya doğru uzanmış olanına dilek bezlerimizi bağladık ve dileklerimizi diledik. Bütün dileklerimiz Turan için, çoluğumuz çocuğumuz için. Hakasya Cumhuriyeti'nin takı burada. Hemen yanı başında da Tuva Cumhuriyeti'nin takı. Şu an yürüyerek Tuva Cumhuriyeti'ne geçiyorum. İki özerk Türk Cumhuriyeti Rusya'da. Burada 2206 metre yazıyor. Karşıda 2214 yazıyor. Nehrin adı Alaş. Göktaşı'ya inanan Türkler Göktaşı'ya saç sunarken ya da kurban sunarlarken Alaş, Alaş ya da Alas, Alas derler. Nehir adını ondan almış. Tuva'dayız. Aktuvoroka 40 km kala.